Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir tamir videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuz epeyden beri çekmediğim tabletle ilgili olacak. Açılmayan bir tablet var elimde. Hiçbir şekilde açılmıyor. Şarj da almıyor. Evet, şarjımız da hani buraya şarj ikonu çıkmıyor. Şarjımda sanki sorun var gibi. Belki de uzun süre şarj edilmediği için bataryası devre dışı kalmış olabilir. Bunu öğrenmenin tek yolu bu cihaza ulaşmak olacaktır, iç kısmına. Cihazı nasıl açacağız? Hemen şöyle spatula ile kenarından giriyoruz. Ve kenarından hafiften yukarı kaldırarak etrafını dolandığımız zaman kendiliğinden çıktığını göreceksiniz. Aynen bu şekilde. Hemen burada ne yapıyoruz? Hoparlörümüzü çıkarıyoruz ki başına herhangi bir iş gelmesin. Kapağını kenara koyalım. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu butonlar arkadaşlar. Bunları kaybettiğiniz zaman bir daha bulmak çok zor oluyor. Düştüğü zaman da hemen kayboluyor. Şimdi bir bakalım. Şu pilini bir ölçelim. Pil sıfır. Pil tamamen bitmiş. Öncelikle şu anakartı bir çıkaralım. Bunu sanki kurcalamışlar gibi geldi bana. Çünkü burada vidalar eksik. Şu pilden bir kurtaralım bunu. Evet, pilini söktüm. Şuradan biz kendi pilimizden takalım. Bir deneme yapalım. Elimde bir adet şöyle değişik tablet pili var. Bunların değerleri hemen hemen aynı. Evet. 3.7 volt. Bu da 3.7 volt. 3000 miliamper. Hemen buradan verelim voltajını. Şimdi kendi pilimizi taktık. Bir deneyelim bakalım. Cihazımız açılacak mı? Açılmadı. Cihazımızın microSD girişi bozuk. Yani şarj edilen kısım bozuk. Bir de adaptörle deneyelim arkadaşlar. Bakalım çalışacak mı? Evet, adaptörle taktığımızda burada bir kırmızı ışık yandı. Ama herhangi bir şey görüntü gelmedi ekrana. Yani cihaz şu anda şarj kablosunu gördü ama herhangi bir hayat belirtisi yok cihazda. Şimdi dışarıdan ayrı bir batarya taktım. Cihazımızın bataryası tamamen bitmiş. Belli uzun süre şarj edilmemiş. Şöyle ölçtüğümüz zaman göreceksiniz. Sıfır gösterdiğini. Kendi bataryası tamamen bitmiş. Aynen böyle sıfır gösteriyor. Bizim taktığımız 3.7, yani sağlam, dolu bir batarya. Cihazımız normalde tetikliyor şu anda. Anakartı taktım. Soketini taktığımız zaman burada ışığın yandığını göreceksiniz. Bunu da oynatmışlar biraz. Bu da yani biraz tam tutmuyor. Belli bunu kurcalamışlar arkadaşlar biraz. Cihaz gelmeden önce bayağı bir kurcalanmış. Keşke el sürmeseydiler, güzel olacaktı ama böyle gidiyor geliyor. Evet, şu anda şarj aldığını görüyoruz. Kırmızı ışığımız yandı. Şöyle voltajını da bir ölçelim. Anakarta geçiyor mu, geçmiyor mu? Evet, anakarta da geçiyor. Buradan
Yani sisteme dahil oluyor bizim 5 voltumuz. Tetikleme de yapıyor. Sigortası falan sağlam. Diyotlarda da sorun yok. Evet, cihazımız tetikliyor şu anda arkadaşlar. Bunu da nereden anlıyoruz? Tabletimizi açıyoruz ve voltajlarına bakıyoruz. Anakart gördüğünüz gibi voltajını alıyor tetiklediğimiz zaman. Yani anakartın üzerinde voltaj dolaşımı gerçekleşiyor. LCD panele buraya kadar geliyor arkadaşlar. Yalnız panel açılmıyor. Sanırım panelde bir arıza var. Ondan kaynaklanıyor. Şöyle bir daha açalım, bir deneyelim bir tekrardan. Zaten şarj soketini taktığımız zaman buradan pil ikonu çıkması gerekiyor. Şarj ediliyor. Görüntüsü çıkması lazım. O da gelmiyor. Bunu ekrandan mı, anakarttan mı arıza olduğunu anlamanın tek bir yöntemi var. Şöyle dışarıdan bir ekran taktım buna. Kırık da olsa en azından açılıp açılmadığını göreceğiz. Şimdi kendi anakartı tetikliyor. Voltajları alıyor, bütün görevlerini yapıyor. Ama ekrana görüntü gitmiyor. Büyük bir ihtimalle bizim LCD panelde sorun var. Şimdi onu test etmek için dediğim gibi şöyle dışarıdan bir panel taktım. Arızalı da olsa yine bir görüntü verecektir kesinlikle. Aynen gördüğünüz gibi açıldı. Şunu kapatalım. Ekran kırık. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Panelimiz bozuk. Micro SD yuvası bozuk. Batarya bozuk. Batarya da bitmiş. Bu piller uzun süre şarj edilmediği zaman ıslak pil olduğu için jel pil bunlar. Kuruduğu zaman bir daha şarj olma yeteneğine sahip olmuyorlar. Bu cihazda yaklaşık 100 lira 150 lira civarında satılıyor piyasada. Rahat bir şekilde 100 liraya 150 lira alabilecek bir cihaz. Bunu tamir etmeye kalktığımız zaman bataryası, LCD paneli, micro SD yuvası değişecek, işçiliği vesaire 150 lira zaten masrafı var arkadaşlar. Değmez. Böyle bir cihazınız varsa bunu atacaksınız ve gidip yerine cihaz alacaksınız. 50 liradan fazla verip biraz daha iyisini alabilirsiniz. Çünkü bu ucuz cihazlar gerçekten sıkıntılı oluyor. Bir de bu cihaz bana gelmeden önce kurcalanmış. Yani cihazınız arızalandığı zaman teknik bilginiz yoksa kesinlikle kapağını açıp müdahale etmeyiniz. Böyle çalışmaz hale getirebiliyorsunuz. Belki de kurcalanmadan önce gelseydi sadece bataryasını değiştirecektik ve bu cihaz çalışır hale gelecekti. En azından bir 50 TL'ye kurtarırdık cihazı. Şu anda dediğim gibi nereden baksan 100 liranın üzerinde bir masrafı var. Yaptırmaya da değmez dediğim gibi. Bu videoyu da burada sonlandırırken burada izlediğiniz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.